Bizler bu aziz milletin vekilleri olarak depremin yaşadığı illerimizde çalışmalarımızı ilk günden beri yürüttük. Bugün de çocuklarımız için buradayız. Bizzat bu çalışmalarımıza şahit olduk ki bu felaketten evet herkes etkilendi ama en büyük, en derin ve anlamlandıramayan çocuklarımız oldu bu depremde. Ve bizler de bu durumlarda çocukların yaşadığı bu zor, karmaşık duygu hallerinde, maddi kayıplarında annelerini, babalarını, sevdiklerini, kardeşlerini kaybettiklerini, hatta uzuvlarını kaybettikleri, oyuncaklarını, hatıralarını, kitaplarını kaybettikleri bu durumda biz de çocuklarımızın yanında olmayı amaçlıyoruz, hedefliyoruz ve çocuklarımızı deprem bölgesinde yakından bizzat onlarla birlikte olarak kendi ağızlarından, kendi dillerinden o durumlarını incelemek istiyoruz, rapora dökmek istiyoruz. Deprem bölgesinde yaptığımız bu incelemeler elbette çıktısını kapsamlı bir rapor haline geçireceğiz. Ve meclisimizde böyle bir raporun oluşturması sonrasında gerçekleştirilecek önemli bir iyileştirme için önemli bir rehberlik sağlayacağına inanıyoruz raporumuzun. Gazze'de büyük bir yıkım var. Oradaki çocuklar ne yazık ki bombaların altında en acı ölümlerle, kayıplarla karşılaşıyorlar. Bizler hem Çocuk Hakları Alt Komisyonu olarak hem de bir anne olarak ve bir Müslüman olarak dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir mazlumun ve masumun böyle bir şey yaşamasını kabul etmiyoruz. Bunun altını özellikle çiziyoruz. Ve çocuklar her zaman nerede olursa olsun, kim olursa olsun, hangi dinden ve ırktan olursa olsun, hangi saç ten rengi, saçının rengi, gözün rengine bakılmaksızın mutlu olması ve yüzlerinin gülmesi gerektiğine, yaşam hakkının öncelikle olması gerektiğine inanıyoruz. Ve bu inançla çocuklarımıza yetişmeye, onlara destek vermeye, olmaya çalışıyoruz.